Bu sohbet en başta nefsim içindir. Ondan sonra beni sadakatle dinleyen talebeme gelmektedir. Kim isterse bu iki zata kulak verebilir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yirmi birinci lema, İhlas hakkında. 17. lemanın 17. notasının 7 meselesinden 4. mesele iken İhlas münasebetiyle 20. lemanın 2. notası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lema olarak lemata girdi. Bu lema leakal en az her 15 günde bir defa okunmalı. Ben de talebelerimin, sevgili dostlarımın ve beni özellikle yakından takip eden kardeşimin her 15 günde benimle beraber bu sohbeti tekrar etmesi için, virt etmesi için bunu kayda alıyorum. Cenab-ı Hak tesirini göstersin. Cenab-ı Hak ihlasımızı daimen ayakta tutabilmeyi bizlere nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenaza'u fetefşelu ve tezehhebe rihukum ve kumu lillahi kanitin. قَدْ أَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şifacı, en metin bir noktayı istinad, en kısa bir tarihi hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir hasret, en safi bir ubudiyet İhlastır. Madem ihlasta mezkur hastalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve sabletli bidalar, dalaletler içerisinde bizler gayet az, zayıf, fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizde ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtaçız. İhlas, sevgili dostlarım, bir şeyi sadece Yaradan'ın istediği şekilde yapmaktır. Onu hoşnut edecek oranda, yani sizin için kainatta olmanız gereken neyse Yaradan'ın istediği tarz, o tarza bürünmek. Onu esas almak. Bunu ön plan etmek. Lillah, leveşi lillah. Bu gaye üzere olmak. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığınız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez. Hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي سَمَنًا قَلِيلًا ayetindeki şiddetli tehdit karane nehy-i ilahiye
mazhar olup saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakin, riyakarane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem hakaki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. Subhanallah. Üstadımız burada ihlas öyle bir konumda değerlendiriyor ki sanki ihlas böyle hani bizim bir ortak hesabımız gibi. Yani bir şirketi maneviyemiz ve biz onda derc ediliyoruz, onda toparlanıyoruz, onda haşrediliyoruz, onda neşrediliyoruz. Ve o sisteme kim üye ise o bizim artık ortak aklımız, o bizim artık bedenimiz. Yani beden nasıl bir bütünse bunu bir bütün olarak kabul ediyoruz. Ve ihlas ile baktığımız bütün noktada biz bir kardeşiz, biz bir aile gibiyiz. Ve o ailenin münasebeti gereğince karşısındakine hürmetsizlik edemiyorsun. Yani ihlasın kategorisinde böyle bir şey var. Kaldı ki o ihlasın da olsa sen ihlasın mabeyninde yine ona hürmetsizlik edemiyorsun. Böyle bir eksen oluşturuyor ihlas. Evet. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam: İnnen nefse le emmâretum bissû'i illâ mâ rahime rabbi demesiyle nefsi emmâreye itimad edilmez. İnaniyet ve nefsi emmâre sizi aldatmasın. İnaniyet ve nefsi emmâre sizi aldatmasın. İnaniyet ve nefsi emmâre sizi aldatmasın. Üstadımız burada çok önemli bir nokta söylüyor. Şimdi kardeşler öyle bir şey var ki, şimdi hizmete ilerliyorsunuz, bir noktaya geldikten sonra ilimle dolduğunuzda bir sefer artık ihlası koruma mücadelesi. Yani buraya kadar nefsi terbiye mücadelesi vardı. Bundan sonra ihlası koruma mücadelesi var. Çünkü bilgili insanlarda enaniyet çok zirvelerde olabiliyor bilgi sebebiyle. Kendisine rakip tanımamak istiyor. Tanımamak istiyor. Bu sebeple kendini tek şahıs görmek istiyor. Bu sefer ikinci bir şahıs olduğu zaman karşısında ortak gibi oluyor. Veya fikir mücadelesi ve ihlas ortadan kalkıyor, enaniyet devreye giriyor. Yani evvelinde savaşı bitmişken bir sefer ihlasın korunması ve muhafazası söz konusu edilirken bir yandan enaniyet tekrar ortuyor. Yani mertebe yükseldikçe enaniyetin aslında boyutu değişiyor. Eskiden neydi? Dünyalık hislerdendi, çağrışımlardandı, zevklerdendi. Bir sefer ilmin kendi içinde terbiye ediliyorsun. İşte falanca cemaat, filanca cemaat, falanca hoca, filanca hoca, şu hoca, bu hoca, onun sözü, bunun sözü, şöyle eğri, böyle demiş gibi sürekli mücadeleler. Ama ihlas öyle bir düstur ki her şeyin güzeline bak. İman hizmetinde, iman davasında, İslam davasında eğer hayırı şerrini geçmişse, eğer insanlar hizmet ediyorsa sen o cihetine bakıyorsun. Fena terbiye edecek, ifade edecek, fitneye sebep olmayacak ifade şekillerin varsa ifade ediyorsun. Yok bunlar senden mevcut değilse ifade etmen dahi zarar olacağı için ihlas münasebetiyle susmak zaruri oluyor ve susuyorsun. İşte ihlas böyle bir şey. Onun için üstadımız diyor ki enaniyet
ve nefsi emmari sizi aldatmasın. Ve üstadımız Yusuf Aleyhisselam'dan örnek veriyor. Yusuf Aleyhisselam bu sözü ne zaman söylüyor? Yusuf Aleyhisselam bu sözü sultan olduğunda, en üst makama erdiğinde, Züleyha ile evlendiğinde, babasına kavuştuğunda, Mısır'da aziz olduğunda bu sözü söylüyor. Ve peygamberken bu sözü söylüyor Yusuf Aleyhisselam. İşte bu seviyeye yükselen, yükselmiş olan insana, yani iman hizmetine gittikçe ilerleyen, ihlasa gittikçe ilerleyen insanlara ciddi bir ders veriyor. İnaniyet ve nefs-i emmaresizi sakın gideceğiniz yollarda farklı maskelerle aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun ki adamınız. Bakın birinci düstura bakın. Üstadımızın vereceği birinci düstur çok çarpıcı bir noktadır. Birinci düsturunuz. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsü ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddesi tesir yok. O razı olduktan, o kabul ettikten sonra isterse ve hikmet iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde halkları da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Falanca böyle demiş, peşmekanca böyle demiş. İşte şu kadar anlattım, ikna olmadım. Şu kadar söyledim, bir türlü uymadı. Bırak bunu, bırak. Senin bununla işin yok. Bunlar hep kışırlar ya. Tesir ettirmek Allah'a ait. Gönülleri inşa etmek Allah'a ait. Senin vazifen bu değil. Senin birinci düsturmuş. Amelinde rıza ilahi olacak. Allah hoşnut mu? Mesele bitti. Allah tebliğ et mi diyor. Sen sana tebliğ edileni, sana bildirileni söylemezsen vazifeni yapmış olmazsın. Peygamber'e buyurduğu onun şahsiyetindeki o ayet sana hitap ettiğinde. Sen vazifeni yapmışsan. Sen tebliğini yapmışsan vazife bitmiştir. Onları çatlatırcasına sen tebliğ et vazifesini, sözünü yerine getirmişsen mesele bitmiştir. Sen anlatacaksın. Ötesinde şu şöyle, bu böyle bizi ilgilendirmez. Eğer o razı olsun, bütün dünya küsü ehemmiyeti yok. Öyle bir şey var, senin nefsine de ağır gidiyor, karşındakine de ağır gidiyor, senin de zoruna gidiyor, onun da zoruna gidiyor. Ama Hak böyle buyurmuş. Bu hakikatin illeti bu. Öyle tebliğ etmen gerek. O sözü eğip bükmemen gerek. Din nasıl nakledilişinde safilikle gelmişse o safiliği koruyarak nakletmen gerekiyor. Sen öyle naklediyorsun. O razı olsun. Bazılarının hoşuna gitmese, bazıları ondan memnun olmasa bile sen öyle naklediyorsun. Nefsin daha yoruldu. Başkaları külse ehemmiyeti yok. Nefsin zoruna gitse. Beş vakit namaz zoruna da gitse ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün halk reddesi tesir yok. Düşünün ya. Mühendis diyor ki bu ev inşa olacak. Hepsi diyor ki bu ev inşa olmayacak. Yani işin ehli olmayan binlerce kişinin bu sözü söylemesinin bir ehemmiyeti var mı? Yok. Önemli olan mühendisin inşası. Sen bir ev inşa değilsin, mühendise gidiyorsun. Mühendis diyor ki şu şartları yerine git. Şunu şunu şunu. Şu evrakları hazır et. Şu projeye bak. Şu projeyle şu işçiler şöyle idare edilecek diyor. Seni oraya memur tayin ediyor. Seni oraya seçiyor. Seni rehber tayin ediyor. Sen diyor sadece direktifleri yerine. Eğer o kabul etsin. Bütün halk reddetse tesir yok. Sen cilbap ayetini hatırlatıyorsun. Sen cilbap ayetini açıyorsun, tefsir ediyorsun, yorumluyorsun. Sen bu hakikati gözlere önüne sunuyorsun. Sen asr-ı saadetten bir şeyi naklediyorsun. Bu insanın zoruna gidiyor, ehemmiyeti yok.
Hak böyle buyurmuşsa bu böyledir, ötesi yok. O isterse tesettürüne girsin, isterse girmesin. İsterse uygulasın, isterse uygulamasın. Bizi alakadar etmez. Sen namazı anlatıyorsun, dinlemiyor mu? Ehemmiyeti yok. Sen orada sarsılmayacaksın. Sarsılıyorsan ihlasta bir problem var. Sarsılmayacaksın. Sen tebliğ edeceksin. Evet, sarsılma şu noktada olabilir. Ben cehenneme gitmesini istemiyorum. Ben ateşe gitmesini istemiyorum. Ben Allah'ın gazabına mazhar olmasını istemiyorum. Çünkü onun gazabı pek şiddetlidir. Allah muntakimdir, onun intikamı pek şiddetlidir. Korkuyorum. İşte bu ihlastan. Ama eğer diyorsan anlattıklarım tesir etmedi. İşte eğer diyorsan işte ikna edemedim. Buna bir yanılma var. İşte buna ihlasla zarar. Çünkü mesele sen meselesi değil. Mesele hakkın meselesi. Mesele hakkın davası. Anladınız mı arkadaşlar? Eğer böyle bakarsanız sarsılmazsınız. Falanca peşmekanca nefsin dahi olsa dinlemesin. Ehemmiyeti. Bir anda kulağını tıkayacaksın. O vazife ifade et. İster namazdan zevk al, ister alma. İster tesettürden zevk al, ister alma. İster oruçtan zevk al, ister alma. İster haçtan zevk al, ister alma. İster zekat verirken havalara uç, ister uçma. Emretmişse vazifeyi sen yerine getir. O razı olsun. Alan kıymetini bilmedi. Sadakayı alan belki bir teşekkür etmedi. Zekatı alan belki bir teşekkür etmedi. Hacca gittin belki oradaki görevliler çok sert davrandı. Tesettüre girdim belki hor gördüler. Sarık bağladım belki küçümsediler. Sakal bıraktım belki seninle dalga geçtiler. O hak razıysa, melekleri razıysa, hoşnutsa sen öyle bir eksen oluşturursun ki kendine cennetini inşa edersin. O cennetin düsturlarını dinle bir kez daha. Amelinize rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsü ehemmiyeti yok. Sen işinde doğru. Sen işine hakkın razı olduğunu söyle. Hakkın razı olduğunu tebliğ et. Sen insanlara faydalı olanı söyle. Faydalı olanı göster. Zararlı olandan insanları nehyet. Bütün insanlar küssün. Gerekirse ekmek kapılarını da kapatsınlar. Ehemmiyeti yok. Rızkı veren Allah mı? O gönülleri razı eder. Bir kapıyı açar. Ümidini sen kesme. Sen dürüstlüğünden ödün verme. Sen sana düşen vazife neyse onu en mükemmel şekilde inşa et. En güzel şekilde ifa et. Eğer o kabul etsin. Bütün halk reddetse tesiri yok. Hak böyle buyurmuş, yok diyorlar, öyle olma. Öyle olursan bak hiçbir yerde ekmek bulamaz. Ehemmiyeti yok. Çünkü birileri iyi olmalı. Birileri dürüst olmalı. Birileri ihlaslı olmalı. Birileri ihsan edilmiş olmalı ki şu bozulma aşamasında, şu insanların iyiden iyiye çürüme aşamasında bunları yeniden dirilsin. İhlasın ekseninde yeniden muhsin kullar, yeniden muhlis kullar etsin inşallah. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde haklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Cenab-ı Hak dilerse senin gücünün yetmediği bir noktada, senin elinin yetişmediği bir noktada dilediği kuluna bunu iletir. Dilediği kulunu dilediği bir başka kuluyla razı eder. Ve sen o demde artık yılmışken, artık bitmişken ya da böyle bir talebin ekseninde yokken ya da sen başka hizmetlere dönmüşken bakarsın onlardan güzel haberler gelir. Bakarsın hiç ummadığın insan hakkın dairesine girer. Bakarsın senin yıllar önce verdiğin mücadele onun aleminde o gün tenkit meselesiyken bugün ibretlik bir tablo olarak karşısında durur. En güzel ders, en ibretli bir öğüt olur. En harika bir nasihat olur. Sen mücadele et. Sen ihlasından ödün ver.